CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şimdi gün ortasında konuğumuz oluyor. Sayın Torun merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. Gerçekten kayıp yurttaşlar var, ölü sayısı artıyor. Sizin sahadan edindiğiniz bilgiler neler? Kriz nasıl yönetiliyor an itibariyle? Biraz önce, bir önceki saat diliminde CHP Sinop ve Kastamonu milletvekillerine bağlandığımızda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye ziyareti olacak ve bir anlamda bunun aslında kriz yönetimine zarar verdiğini ifade ettiler. Kamyonların, yardım kamyonlarının girişlerde bekletildiği, yine yol yıkama çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Siz ne gibi bilgiler aktaracaksınız? Neler söylersiniz bu sel felaketiyle ilgili? Begüm Hanım, öncelikle tabii ki selde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Umuyorum, ümit ediyorum inşallah kayıp sayımız artmaz. Daha fazla insanımızı kaybetmeyiz. Umutla bekliyoruz. Tabii selin olduğu andan itibaren biz bölgeyle sürekli irtibat halindeydik. Gerek milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. Hızlıca yardımları ulaştırmaya çalıştık, ihtiyaçları ulaştırmaya çalıştık. En önemli ihtiyaç başlangıçta su idi. Gerçekten bu konuda ciddi bir talep vardı. Daha sonra belli araç gereç ve personel ihtiyaçları oldu. Yaklaşık 107 araç ve 214 personeli şu ana kadar bölgeye ulaştırdık. 15 tır su, 10 bin adet gıda polisi, 50 bin ekmek, işte jeneratör, kıyafet, temizlik malzemesi, birçok konuda destek sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz. Ama az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'nın gelişinden dolayı şu anda yardımları ulaştırmakta zorluk çekiyoruz. Gönderdiğimiz yardımların önemli bir kısmı bekletiliyor. Maalesef alınmıyor ilçeye, özellikle Bozkurt ilçesine. Ve orada da bir karışıklığın olduğu ifade ediliyor. Zaten insanlar panik halinde, büyük bir şaşkınlık halinde, kimine arabayı çek diyorlar yol kenarına, kimine şurayı boşalt diyorlar. İnsanlar canının derdine düşmüşken, yakınlarını arıyorken, bir can kaygısı içindeyken maalesef oradaki yetkililer Cumhurbaşkanı'nın gelişinin telaşına düşmüşler. İşte yolları boşaltmanın, bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın oraya ulaşımını sağlamanın çabası içerisindeler. Gerçekten çok üzücü bir durum. Orada zaten bakanlar var, yetkililer var, AFAD'ın yöneticileri var. Yani insanlar böyle bir haldeyken, can ve mal tehdidiyle karşı karşıyayken, canını ararken, hala kayıplarının bulmanın çabası içerisindeyken, böyle bir olayı yaratmak ne kadar yakışıyor, ne kadar doğru oluyor, bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. İnanılır gibi değil. Oradaki yardımları artırmak gerekirken, bir an önce can kaybını azaltmak gerekirken, ki can kaybıyla ilgili çok endişe verici rakamlar geliyor, çok kaygı verici rakamlar geliyor. Umarım doğru olmaz, gerçekleşmez. O kaygılar boş çıkar, daha fazla vatandaşımızı kaybetmemiş oluruz. Ama verilen rakamlar oldukça ürkütücü. Bir an önce onlara ulaşma çabasındayken oradaki hazırın, oradaki bürokrat, oradaki yetkililer şu anda Cumhurbaşkanı'nı karşılama telaşı içerisinde, ona gözükme çabası içerisinde. Sayın Torun, şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Ekranımızda da yer veriyoruz. Eğer felakete, sel felaketine ilişkin yeni bir bilgi aktardığında biz de hemen izleyicilerimize anı anı aktaracağız. Biz söyleşimize devam edelim. Şimdi bir kampanya da başlatıldı. Resmi gazetede yayınlandı. İBAN paylaşılacak. Yurttaşlardan bağış toplanabilecek. Benzer felaketlerde, sel, yangın gibi felaketler için. Bu da çok eleştirildi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Böylesi bir afetin içerisinden, bir afetten başka bir afete doğru, işte yangınlardan sel felaketine geçiş yaptığımız bu günlerde böyle bir karar alındı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya artık iktidar siyasi hırslarını bir tarafa bırakmak zorunda ve bütün imkanlarını vatandaşımıza seferber etmek durumunda. Bakın şu anda ekranlara görüntüsünü veriyorsunuz. Umarım buradan tekrar çay atmaz. Yani tekrar vatandaşın böyle üzgün, böyle acılı bir gününde Arhavi'de yaptığı gibi, yangın bölgesinde yaptığı gibi yapmaz da
vatandaşımızı böyle bir olayla muhatap bırakmaz. Ama İBAN'la ilgili, yani bu acziyet nedir? Somali'ye diyorsunuz 30 milyon dolar, şuraya bu kadar. İşte diyorsunuz ki 40 milyar lira mülteciler için harcadık diyorsunuz. Ama benim vatandaşıma gelince, üstelik zor zamanında, dar zamanında bir afetle karşı karşıya kalmışken vatandaşıma IBAN numarası gönderiyorsunuz. Bu kadar mı acizsiniz? Bu kadar mı ülkeyi yönetmekten acizsiniz? Hani nerede bizim vergilerimiz? İçtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar vergi veriyoruz. İlla gelir vergisi vermek durumunda değiliz. Eğer siz bu sorunu vatandaşın parasıyla çözecekseniz siz niye varsınız? Biz bu vergileri niye veriyoruz? Ve bizim verdiğimiz vergileri nereye harcıyorsunuz? Milletin parasını kime yediriyorsunuz? Millet şu anda ciddi bir sorun içerisinde mi? Bir mağduriyet içerisinde mi? Evet. Yangın geçirmiş, sel geçirmiş, deprem geçirmiş. Sen devlet olarak, bu ülkeyi yöneten hükümet olarak, iktidar olarak vatandaşımızın bu anında yanında olmayacaksın, yaralarını sarmayacaksın, taleplerini yerine getirmeyeceksin. Vatandaşı IBAN numarası göndereceksin. Hadi bakalım eller cebe, bu IBAN numaralarına para yatırın. Ben de bu paraları ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşlarımıza göndereyim. Bu acziyet değil midir? Yani hep Türkiye dedi diye, sosyal medyasına koydu diye soruşturma açıyorsun, başlatıyorsun, yardım çağrısında bulundu diye. Sen şimdi kendi vatandaşından, yani o itibar kaybı oluyor. Bu ülkenin itibarını yabancı ülkelere karşı itibar kaybı olarak bunu lanse ediyorsun, anlatıyorsun. Ama kendi ülkende, kendi vatandaşından IBAN numarası göndermek itibar kaybı olarak görmüyorsun, acziyet olarak görmüyorsun. Bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değil. Neden ders çıkaramıyoruz? Neden afetleri yönetemiyoruz? Siz burada temel sorunu nasıl değerlendirirsiniz acaba? Yangında, sel felaketlerinde hep aynı manzara. Rize'de yaşamıştık iki kez üst üste. Şimdi Batı Karadeniz'de benzer bir durum var. Meteorolojiden de yine bölge için yağış uyarısı da var. Önümüzdeki günlerde başkaca felaketler umuyoruz ki yaşamayız ama neden önleyemiyoruz? Begüm Bunun Hanım, temel sorunun sebebi nedir? Ülkeyi günlük yönetiyorlar. Daha doğrusu yönetemiyorlar. Bir stratejileri yok, bir planlamaları yok. Rant gözlerini öyle bürümüş ki nerede rant var onun peşindeler. Yoksa yani 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapıp bu ülkeyi olabilecek yangın, sel, deprem tehditlerine karşı hazırlamıyorlar. Bakın uzun süredir neyi tartışıyoruz? Kanal İstanbul'u tartışıyoruz değil mi? Yapılsın mı, yapılmasın mı bilmem ne. Peki Allah göstermesin. Önümüzdeki günlerde bir depremle karşı karşıya kaldığımızda Kanal İstanbul İstanbul'u kurtaracak mı? Bizim önceliğimiz Kanal İstanbul mu? Bizim önceliğimiz İstanbul'da deprem tehdidine karşı şimdiden tedbir almak, şimdiden can ve mal kaybını azaltmak için belli kararlar, belli uygulamalar yapmak. Aynı şey şimdi bu dereler için, aynı şey yangın için, aynı şey sel için geçerli. Siz ormanları kendi haline bırakmışsınız, ormanları tamamen terk etmişsiniz, hiçbir planlamanız yok. Tehditle karşı karşıya kalınca da savunmaya başlıyorsunuz ve başka kurumları suçlayarak olayın altından kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bunlar öngörüsüzlük, bunlar plansızlık. Bakın, Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurumumuz vardı bizim. Ve bu kurum bir yıllık, beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık planlar yapılırdı ve onun üzerinden yürünürdü. Şimdi kapattınız bunu. Tek kişi var, iki dudağın arasında ne söylerse o oluyor. Verdim diyor, verdim, aldım diyor, aldım. İşte bu ucuba Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizi ne hale getirdiğinin de açık kanıtlarından biri. Bir öngörü yok, bir planlama yok. Yukarıdan karar verilecek, aşağı doğru o karar uygulanacak. Bunu yangında gördük. Yani hep söze başlayan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla ülkeyi böyle mi yöneteceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı Arhavi'de yapılan yaşadığımız selde de, önceki Rize selinde de şunu söylemişti. 5 katlı 10 katlı binalara karşıyız, yapmayın bunu, yaptırmayacağız, ettirmeyeceğiz. Peki soruyorum, o günden bugüne hangi kararı aldınız? Sürekli Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarıyorsunuz. Acaba bu konularla ilgili tek bir kararname çıkardınız mı? Ne kararnamesi çıkarıyorsunuz? İBAN kararnamesi veyahut da belediyelere engel olacak
kararnameler veyahut da kendi yönetimini güçlendirecek kararnameler. Halkın sorununun çözümüyle ilgili bir kararname çıkartıyor musunuz? Hayır. Kaç yıldır diyorsunuz ki yüksek kata karşıyız, dikey büyümeye karşıyız. İşte bu dere yataklarına yapılacak olan binalara karşıyız diyorsunuz. Peki bununla ilgili o günden bugüne hangi kararı aldınız? Hangi kararnameyi yayınladınız? Hangi tedbir aldınız? Sayın Tanrı, çok sıcak bir özür diliyorum. Sözünüzü kesiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi ilan etmiş. Yaşanan bu felaketin yaşandığı bölgeyi. Hemen buna ilişkin yorumunuzu almak isterim. Afet bölgesi çağrı vardı çünkü bu konuda. Hemen burası afet bölgesi ilan edilsin diye. Biraz önce Bozkurt'a yaptığı konuşmada afet bölgesi ilan edilmiş. Elbette ki bir afet yaşandı orada. Ciddi bir sorun yaşandı. Tabii ki afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Aslında bakıldığında yangın gören yerler de, Arhavi de, geçmişte sele de, yangına da muhatap olmuş, maruz kalmış yerlerin de aynı şekilde ilan edilmesi lazım. Onunla ilgili de söz verdiler ama hala bir resmi açıklama o konuyla ilgili, ne yangınlarla ilgili, ne Arhavi ile, ne daha Rize'deki selle ilgili en ufak bir karar, en ufak bir belge yayınlanmadı. Geliyorlar, cami önlerinde konuşuyorlar, sözler veriyorlar ama hiçbir söz yerine gelmiyor. Ondan sonra yapacağız, edeceğiz. Vatandaş sorunlarıyla baş başa kalıyor. Tabii bundan sonra yaraların sarılması lazım. El birliğiyle vatandaşımızın mağduriyeti giderilmesi lazım. Cana yapacağımız bir şey yok. Gerçekten çok üzgünüz ama hiç değilse geride kalanların mağduriyetinin giderilmesi için belli destekleri, belli katkıları yapmamız lazım. Ve tez elden artık Begüm Hanım bunu iddiadan, politik söylemden çıkarıp sizin de bu söyleşinin başında ifade ettiğiniz gibi bundan sonra bu yangınla, selle, afetle karşı karşıya kalacağız ve deprem tehdidiyle karşı karşıyayız. Mutlaka ama mutlaka gereken adımlara atılması lazım. Artık boş laflara karnımız tok. Gerekeni yapsınlar. Her türlü yetkiyi haizler. Konuşmayı bıraksınlar. Bir kararnameyle istediklerini yapabiliyorlar. İstedikleri kararlar alabiliyorlar. Meclisi toplamaya, meclisten karar çıkarmaya bile gerek duymuyorlar. Meclisi zaten devre dışı bıraktılar. Eğer samimilerse, gerçekten bu sorunları çözmek istiyorlarsa boş lafları bıraksınlar ve karar alsınlar, uygulasınlar, uygulatsınlar. Şimdi Sayın Torun, siz de Ordu Milletvekilisiniz. Karadeniz özelinde biraz duruma bakalım. Bu dere yatağındaki yapılaşmaya ne yapılabilir, ne yapılmalı? Bunu Rize'de de benzer bir ev aynı şekilde sel felaketiyle yıkıldı. Şimdi yine Bozkurt'ta pek çok ev yıkıldı. Dere inanılmaz bir şekilde debisi yükseldi ve taştı. Bu dere yatağındaki yapılaşmalara ilişkin, yani bundan sonra somut bir adım atılmalı, ne yapılmalı mesela? Şimdi, yani Karadeniz özelinde biraz konuya baksak. Şimdi Begüm Hanım, biliyorsunuz ben yerel yöneticilik de yaptım. Hı hı. Belediye başkanlığım esnasında da sel tehdidiyle karşı karşıya kalmış, birebir yaşamış da biriyim. Nasıl sahillerde, deniz kenarında kıyı kenar çizgisi varsa derelerde de mutlaka yaklaşma mesafeleri korunmalı. Hı hı. Bu yaklaşma mesafeleri korunmadan, yani gelişi güzel yapılaşmaya açılırsa biz bunları daha çok koruruz. Mutlaka dere hazneleri genişletmeleri, debileri ölçülmeli ve 300 kilogram, 500 kilogram yağmura göre planlanmalı. Aslında DSİ'nin planlamalarında bunlar var. DSİ'nin yaptığı bugüne kadar çalışmalarda bunlar kağıt üstünde var. Bunlar kağıt üstünde var ama uygulamada yok. Yani bunlar bizim keşfettiğimiz veya yeni gündeme getirdiğimiz konular değil. Ben geçmişte belediye başkanıyken dere içerisinde bir imalat yapmak istemiştim. O zaman onlar bana muhalefet refleksiyle yaptırmamışlardı. Yaptıkları belki doğruydu ama muhalefet refleksiyle yaptırmamışlardı. Şimdi bu geçmiş belki 100 yıllık, 200 yıllık su debileri hesaplanarak, belki daha fazla yıllar hesaplanarak dere yataklarının hazne genişliği, derinliği bir şekilde sağlanmalı, muhafaza edilmeli. Bakın, dereler sürekli rüsubat getiriyor ve o gelen rüsubat belli bir kod oluşturuyor derelerde. Daha sonra bir taşkın anında su debisi yükseliyor ve dereler taşıyor. Mutlaka bu su debileri ölçülerek o dere yatakları korunmalı. O dere yataklarının
debilerini, gelecek su debilerini taşıyacak hale mutlaka getirilmeli. Bunlar peki, yapılmadan biz kim, her kimde? Sene konuşuruz. Bakın sonuçta Bozkurt ilçemizde de yaşadığımız aynı konu değil mi? Dere Hı-hı. taşmış ve derenin taşmasından dolayı yaşadığımız bir sorun. Yani birçok yerde yaşadığımız sorun, Arhavi'de de geçti bir süreçte yaşadığımız sorun, dere taşması. Yani eğer siz dediğim gibi 300 kilogram suyu dere yatağında muhafaza edemiyorsanız demek ki burada bir sorun var, burada bir eksiklik var. Yeniden dere ıslah projeleri ele alınmalı, en az 100 yıllık 200 yıllık su debileri hesaplanmalı ve buna göre tez elden bu çalışmalar yapılmalı. Derelerin koruma mesafeleri mutlaka sağlanmalı ve bu kayıplarında hem can kaybımızın hem de mal kaybımızın önüne geçilmeli. Peki dediniz ki DSİ'nin planlarında var. Dere ıslahlarını kim yapacak? Sorumluluk kimde? İlçe belediyelerde mi? İl belediyelerinde? Bu burada da kim sorumlu? Begüm Hanım az önce de ifade ettim. Tamamen DSİ sorumlu. Hani siz DSİ'nin onayını almadan oradan bir çakıl tanesi dahi alamazsınız. Bir kum tanesi dahi alamazsınız. Tamamen DSİ'nin yetki ve sorumluluğunda. Aslında geçmişte bu işler Begüm Hanım yapılıyordu. Biliriz. Mutlaka o dere haznesi temizleniyordu. Fazla gelen rüsubat oradan alınıyordu. Mutlaka afetlere karşı, sele karşı bir çalışma yapılıyordu. Ama bunlar artık bırakıldı. Kaderine tergiz. Eğer derenin iki kenarına duvar yapılıyorsa diyorlar ki tamam biz görevimizi yaptık. Yani derenin iki tarafına duvar yapıldı mı? Çünkü oranın yanına yol da yapabiliyorsun. Onun yanına bina da yapabiliyorsun. Yani duvar yaparak zannettiler ki biz dereleri kontrol altına alırız. Biz afetleri kontrol altına alırız. Ama görüldü ki duvar yapmakla sorumluluk yerine gelmiş olmuyor. Ve afetlerin önüne geçilmiş olmuyor. Peki. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sayın Torun, sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum.